çıktı. Biri çıktı. Çocuk çıktı. Çocuk çıktı. Yavaş yavaş. Çocuk yavaş, çıktı. Yavaş yavaş. Yavaş. Bırak, bırak. Yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Çocuk çıktı. Yavaş yavaş. Çocuk çıktı. Çocuk çıktı. Abi tahtayı getirin oraya. Çocuk çıktı. İki çocuk çıktı. İbrahim abi arkanda. Arkanda. Yavaş yavaş yavaş. Tamam. Çocuk çıktı. Çocuk çıktı. Şu anda işte o beklenen oldu ve iki çocuk enkazın altından çıkarıldı. Büyük alkışlar eşliğinde uğraşıldı, uzun süre uğraşıldı. Onlara ulaşıldığını söylemiştik bir önceki yayınımızda. Bir erkek çocuk ve bir kız çocuğuna ulaşılmış durumda. Üşümüşler görebildiğim kadarıyla. Ama durumları iyi. İlk etapta durumlarının iyi olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten burada... Buradaki herkesi çok duygulandıran dakikalara şahitlik ettik az önce. Kahramanmaraş'a yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Göksun ilçesinde kısa süre önce gerçekleşen o ikinci büyük depremde yıkılan bir binanın enkazının altındaydı bu iki çocuk. O sarsıntıdan hemen sonra binadaki bazı vatandaşlar kendilerini dışarıya atmıştı ama işte bu çocuğun da bulunduğu bazı kişiler binayı terk edememişti. Sarsıntıdan birkaç dakika sonra da bina tamamen yıkıldı. İşte o enkazın altındaydı. Onlara ulaşıldı, seslerine ulaşıldı. Ve şimdi de ilk müdahale yapılıyor. Buradaki Sağlık Bakanlığı çalışanları tarafından, UMKE çalışanları tarafından. Tabii ki korkmuşlar, tabii ki endişeliler. Ama genel durumlarının iyi olduğunu söylemem gerekir. Şu an itibariyle annesi, babası, yakınları büyük bir sevinci de yaşadılar. Enkazın altından çıkarılmasından dolayı çok mutlular elbette. Çoğu gözyaşı döküyor. Buradaki duyguyu anlatmak, tarif etmek hiç kolay değil inanın. An itibariyle o küçük çocuklardan biri ilk müdahaleyi alıyor. Eve gitmek istediğini söyledi. Tabii yaşananların büyük şokunun da altında. 6 yaşında olduğunu tahmin ediyorum görebildiğim kadarıyla ama bir kez...